efendiler, tarihe bakalım. Tamam, Kur'an'a baktık, Kur'an'dan bir ayete baktık mesela, nasıldı? Tarihin, tarih olmadan insan olmaz. Hepimizin tarihi var. Hepimizin geçmiş, tarih demek milletlerin geçmişi. Bakın geçmişinize, üç kıtanın üzerinde, Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, üç kıta üzerinde, bundan 100 sene evvel diyelim, fazla bir zaman değil yani, bir asır evvel hani, Osmanlı dediğimiz ecdadımız, üç kıtanın üzerinde, enflasyonsuz, herhangi bir iktisadi krize uğramadan, herhangi bir kavgaya, herhangi bir belaya uğramadan, bütün insanları, çeşitli ırkları, çeşitli insanları, çeşitli medeniyetteki, kültürdeki, anlayıştaki adamları 640 sene bu üç kıta üzerinde idare etmiş mi, etmemiş mi? Bunu bütün dünya biliyor. Geçmişimiz böyle bizim. Hiç kimsenin burnunu kanatmamışlar. Düşünün yani, Yugoslavya'da, Yugoslavya işte biliyorsunuz, Balkanlar diyorlar, Balkanlar. O kıtanın tamamına Balkan Yarımadası deniyor. Bir de Yugoslavya var orada. Yugoslavya'da Osmanlı ecdadımız tam 540 sene kalmış ya. Açıp okusunlar. Hakim olmuşlar oraya. Bir Sırplı gazeteci var, Sırp gazetecisi, diyor ki, insaflı bir gavur neyse, eğer diyor Osmanlılar Yugoslavya'da 540 sene kaldılar, her sene bir Hristiyan ailesini yok etselerdi, her sene bir Hristiyan aileyi kesselerdi, yok etselerdi, katliam yapsalardı, 540 sene içerisinde Balkanlarda vallahi bir tek Hristiyan kalmazdı, dünyanın da ruhu duymazdı diyor. Eğer bugün hala orada Hristiyanlar varsa, kiliseleri varsa, bunu kime borçlular? Siz söyleyin, kime borçlu bunlar? Osmanlı'ya borçlular. Öldürmemiş, kesmemiş, tutmamış ya. Tarihimiz bizim ortada. Ama bakın, şerefsiz, katil, kafir, barbar, rezil ve namussuz Hristiyanlar, oy birliğiyle Bosna'daki Müslümanların katliamına resmen seyirci kalıyorlar. Hristiyan olmuyorlar diye, Hristiyan değiller diye öldürüyorlar. Onların başka bir suçu yok. Adamlar 500 yıldır orada yaşıyorlar. Siz 500 sene burada yaşadınız da neden İslamiyet'i terk etmediniz, neden kiliseye kayıtlanmadınız, neden camileri yıkmadınız diye bu insanlar resmen öldürülüyor, Birleşmiş Milletler, şerefsiz milletler seyrediyor. Hadise bu. İslam barıştır. İslam kelimesinin kökü selamdır. Selam. Selam ne demek? Barış demek. Her karşılaştığınız yolda bir Müslümana Esselamu Aleyküm diyorsunuz. Vallahi manası barış üzerine olsun demektir. Selam barış demek. Seninle bir kavgam yok demek. Selamun aleyküm, ben seninle barışırım, barışırım demek. Barış böyle olur. Selamı kaldırırsan, İslam'ı kaldırırsan, o ülkede barış olur mu olmaz mı? Olmaz. Mümkün değil. Evvela selamı kaldırdılar. Sonra İslam'ı kaldırmaya kalktılar. Bu olmaz, barışı sağlayamazsınız. Barışın kökü, esası imana dayanıyor. İslam'a dayanıyor. Osmanlı 640 sene İslam'la barışı sağlayabilmiştir. Osmanlı döneminde bakın bütün ırklar, mesela işte Kürtler, Araplar, Türkler, Çerkezler, Sırplar, Hırvatlar, Abazalar, Çeçenler, bilmem ırklar. Sayın 25 tane ırk var Osmanlı döneminde. Hiçbirisi kavga etmemiş ya. Hiçbirisi kavga etmemiş, parçalanmamış, bölüme 600 sene. Niye? Hepsine İslam'ın ışığıyla muamele etmiş. İslam'ın adaletiyle muamele etmiş. Herkes dininde, inancında serbest istemiş. Hiçbir Hristiyana vallahi baskı yapmamış. Vaki değil.